Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle sağanaklı çift kollu merdiven planı çizeceğiz. Video çok uzamaması için ben önceden bir hazırlık yaptım. Şöyle hazırlıklarım. Bu merdiveni çizeceğimiz merdiveni hangi kurallara göre çizeceğiz? Tabii ki planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin merdivenler maddesine göre, madde 31'e göre çizeceğiz. O kurallar burada arkadaşlar. Onları okuyacağız birazdan. Şurada merdivenle ilgili hesaplamalar var. Şu da çizeceğimiz merdiven planının 3 boyutlu görünüşü arkadaşlar. Merdiven bu şekilde olacak. Gelelim planlı alanlar tip imar yönetmeliğine. Kuralları tek tek okuyalım arkadaşlar. Hangi kurallara göre çizeceğiz merdivenimizi? Hangi kriterleri dikkate alacağız? Başlayalım. Madde 31. 1. fıkra. Merdiven kolu ve sağanlıklar. A bendi. Ortak merdiven kolu ve sağanlık genişlikleri konut yapılarında binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere 1.20 metreden, yani konut yapılarında 120 santimden, diğer yapılarda 1.50 metreden, yani 150 santimden, diğer yapılar dediğimiz umumi yapılar, ticari yapılar, konutlarda bağımsız bölüm içindeki merdivenler ise 1 metreden az olamaz. Yani dubleks, tripleks gibi bağımsız bölüm içindeki merdivenler en az 1 metre olmak zorunda arkadaşlar genişliği. Bizim çizeceğimiz merdiven de villa merdiveni olacak. Bağımsız bölüm içi merdiven. O yüzden genişliğimiz 1 metre olacak arkadaşlar. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz. B. Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. C. Merdiven basamakları ve sağanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde ve hükümleri geçerlidir. C. Bendi. Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sağanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. Madde 2. Merdiven basamaklarının ölçüleri ve özellikleri. A. Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, asansörlü binalarda 0.18 metreden fazla olamaz. Yani asansörü olmayan binalarda 16 santimden, asansörlü binalarda ise 18 santimden yüksek olamaz arkadaşlar basamak yükseklikleri. Bizim çizeceğimiz merdiven de villa merdiveni olduğu için asansörsüz. Tabi bunun istisnaları var. Asansörlü de villa olabilir. Bizimki asansörsüz olacak. O yüzden maksimum 16 santim olabilir basamak yüksekliği. Basamak genişliği 2A artı B 60 ile 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki A yükseklik, B genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden az olamaz. Yani 27 santimden az olamaz arkadaşlar basamak genişliğimiz. Şu formüle göre birazdan hesaplayacağız. Balansmanlı dengelenmiş merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda 0.10 metre, basamak ortasında 27 santimden az olamaz. Döner merdivenlerin dar kenarı 10 santim, ortası da 27 santim olmak zorunda minimum. Basamak uçları çıkıntısız, damlalıksız olmak zorundadır. Madde 3. Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan iç merdivenlerde 1. ve 2. fıkralardaki şartlar aranmaz. Çatı arası piyeslerine çıkan merdivenlerde bu şartlara uyma zorunluluğumuz yok. Daha dar ve basamak yüksekliği daha fazla olabilir arkadaşlar. Madde 4. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar içinde aynen uygulanabilir. 5. Karma kullanımlı binalarda her kullanım için ayrı merdiven evi düzenlenmesi zorunludur. Bu kullanımların birbirine dönüştürülmesi durumunda yeni oluşan kullanım için bağımsız genel merdiven oluşturulmadan tadilata izin verilmez. 6. Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven altları kapatılır. 180 santimden az olan merdiven altlarının kapatılması lazım ama kapatılmıyor arkadaşlar. Depo RD olarak kullanılıyor genelde merdiven altları. Maddelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Gelelim merdiven hesaplarımıza. Kat yüksekliğimiz döşeme üstünden döşeme üstüne
300 santim olsun arkadaşlar. Çıkış hattı genişliğimiz minimum 100 santim olabiliyordu. Bağımsız bölüm içi merdivenlerde 100 santim olarak alalım. Rıht sayısı. Rıht nedir arkadaşlar? Basamaklar arasındaki dik yüzeylere rıht denir arkadaşlar. Yani şu yüzeyler rıht arkadaşlar. Şunlar. Ayrıca basamak yüksekliği ve rıht yüksekliği de denir bunlara. Asansörsüz binalarda rıht yüksekliği, basamak yüksekliği maksimum 16 olabiliyordu arkadaşlar. O yüzden 300'ü 16'ya bölüyoruz. 18.75 çıkıyor. Bu rıht sayısı süratli olamayacağı için bir üste yuvarlıyoruz. 16'nın altında kalması için 19 rıht olur arkadaşlar. Basamak sayısı da her zaman rıht sayısının bir altıdır arkadaşlar, bir eksiğidir. O yüzden 19-1, 18. Basamak yüksekliği, yani rıht yüksekliği, kat yüksekliği bölü rıht sayısı. Kat yüksekliğimiz 300'dü. 300 bölü 19, 15-78. Basamak yüksekliğimiz, aynı zamanda rıht yüksekliğimiz arkadaşlar. Basamak genişliğimiz, şu genişlikler. Onu nasıl hesaplıyoruz? Az önce okumuştuk yönetmelikte 2A artı B 60 ile 64 arasında olmalı. A basamak yüksekliği, B basamak genişliği. Basamak yüksekliğimiz 15.78'di. Çarpı 2 artı B 60 ile 64 arasında olmalı. 15.8 çarpı 2 31.56 yapıyor. Artı B 60 ile 64 arası. B 28.44 ile 32.44 arasında olmalıdır arkadaşlar. Basamak genişliğimiz bu iki sayı arasında olmalı. Biz 30 olarak çizelim arkadaşlar. Çizmeye başlayalım. Şuradan line komutuna girelim. Dikliğimizi açalım. Basamak genişliğimiz 1 metreydi. Çıkış hattımız 1 metrelik şöyle ilk rıhtımızı çizelim. Sonra O enter diyelim. 30 santim aralıklarla offset atalım arkadaşlar. Şöyle. İlk çıkış hattımızda 10 tane rıhtımız olsun arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karşı tarafta ise 9 tane olsun. Toplam 19 tane olacak rıhtımız. Şöyle 20 santim merdiven kolumuz olsun. 120 santim. Kopyalayalım yana bunu. Şöyle kenarlarını geçelim. Şöyle. Ara sahanlığımız şurada olacak arkadaşlar. Ara sahanlığımız da minimum merdiven genişliğinde olmak zorunda. 1 metre ara sahanlık yapalım. Merdivenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çıkış hattımızı çizelim. Çıkış hattımız tam merdivenin orta aksından geçer. O enter diyoruz. Kenarlardan 100'ün yarısı 50 olduğu için 50 santimlik offset atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve enter dedik. Birleştirdik. Şöyle. Başlangıcımız şurası arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru çıkacağız şöyle. Başlangıç noktasına 10 santim yarı çapında bir daire çizelim. Bitişe de ok çiziyoruz arkadaşlar. Şuraya. Şöyle bir ok çizelim. Bunu mirrorlayalım. Şöyle. Çıkış hattımız bu şekilde. Şimdi basamak sayılarını yazalım arkadaşlar. T enter dedik. Şöyle şuradan başlayalım. Buraya 1. Bunun boyutunu 10 yapalım. Şöyle. Layer'ını da yazı layer'ına çevirelim. Birinci basamağımız. Bunu kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle. Bir. 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Şunu kopyalayalım. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi ve 18. basamağımız. Basamak sayılarımızı da yazdık arkadaşlar. Şimdi de şu çıkış hattının ortasına merdivenle ilgili bilgileri yazalım. MBR ölçülerini. Basamak sayısı, basamak genişliği, basamak yüksekliği ve genişliğini yazacağız arkadaşlar buraya. Basamak sayımız 18, basamak genişliğimiz 30, basamak yüksekliğimiz 15,78. Çıkış hattı genişliğimizde 100 santim arkadaşlar. Şöyle yazdık arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 3 çizgisi var arkadaşlar. O da nedir? Merdiven planı aynı zamanda bir kesittir arkadaşlar. Her plan bir kesittir arkadaşlar. Bir katın 300 santim kat yüksekliği 3'te ikisinden yani 200 santimden kesip aşağıya doğru baktığımızı varsayıyoruz. 200 santimi aşağıda kalıyor. 100 santimlik kısmı da yukarıda kalıyor arkadaşlar. O yukarıda kalan kısmı nokta nokta çizmemiz lazım. O da ne yapar? 3'te 2'lik kısmı 12. basamak falan yapar. Şuradan şöyle çizelim arkadaşlar. 2'er buçuk santim offset atalım. Şöyle. İki bölü üç çizgimiz şu. Korkuluklarımızı çizelim. O enter. 5 enter yapalım. 5'er santim korkuluk yapalım arkadaşlar. Merdiven kenarlarına. Şöyle. Korkuluğumuz. Şu aralarını trimleyelim. Şöyle trimledik. Korkuluğumuz oluştu. Diğer kenarlarında duvar olacağı için o kenarlara korkuluk çizmiyoruz. Eğer duvar yoksa korkuluk çizmemiz gerekiyor. Biz duvar olduğunu varsayıyoruz. O yüzden oralara çizmiyoruz. Şu 2 bölü 3 çizgisinin arasını trimliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu çizgiden sonrasını nokta nokta olarak göstereceğiz. Şu kısmı yani. Şuradan gelelim. Nokta nokta olarak gösterelim arkadaşlar. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Bu merdivenimiz şu merdivenin planı arkadaşlar. Kesit videosu da çizebiliriz arkadaşlar. Eğer kesit videosu istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda da bu merdivenin kesitini çizeriz. Bu videoda çizersem çok uzayacak video. O yüzden şimdi çizmiyorum. Eğer istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Döner merdiven de çizebiliriz arkadaşlar. Böyle bir isteğiniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer istek olursa aynı şekilde döner merdiven çizimi yaparız. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma destek için videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.